Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bir diyalog var. Bir soru soruluyor ve soruya karşılık olarak da ne deniliyor? I get up at 10 o'clock deniliyor. Buna göre sorumuz ne ile alakalı olabilir? Sorumuz saat kaçta kalktığı ile alakalı olabilir. A şıkkına bakalım. Do you go to the bed at 10 o'clock? Sen saat 10'da yatağa gider misin diye soruluyor. Alakası zaten do ile sorduğu için yes ya da no dememiz gerekmekte. B'de what time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Evet bu sorumuzu sorabiliriz. Saat 10'da kalkarım diye cevap veriyor. C'ye bakalım. When do you go to bed? Yatağa ne zaman gidersin deniliyor. Bu ifademizde gene yanlış olacaktır. Burada e, kaçta kalktığından bahsetmekte. Where do you go to the bed? Nerede yatıyorsun diye bir anlam oluşuyor. Bu da gene yanlıştır. Saat cevap olarak verildiği için cevabımız Bursa şıkkıdır. İkinci sorumuz. Bir soru soruluyor. Cevap olarak ise yes I have breakfast every morning. Evet, her gün kahvaltı yaparım. Hangisi gelmeli boşluğa? What do you have for breakfast? Kahvaltı ne yersin gibi bir anlam çıkıyor. Alakasız. Cevabı alamadık. When do you get up? Ne zaman kalkıyorsun? Değildir. Can you have breakfast? Kahvaltı yapıyor biliyor musun? Bu ifademizde de gene yanlış olacaktır arkadaşlar. Çünkü hani doğru diyebiliriz ama burada kendine sorduğundan dolayı ifademiz yanlış olacaktır. Kendine sorduğu için kendine cevap vermemiz daha doğru olacaktır. Ama D'ye baktığımızda do you have breakfast? İşte kahvaltı yapar mısın anlamı taşımaktadır. Ve yes I have şeklinde cevap verebiliriz. Mesela burada can olabilmesi için burada da can'ı kullansak daha güzel olurdu. Ama can olmadığı için direkt cevabımız denizi şıkkıdır arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Gene bir soru soruluyor. Cevap olarak I do my homework and I meet my friends. Ödevlerimi yaparım ve arkadaşlarımla buluşurum deniliyor. Sorumuz ne olabilir? What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? Olmaz. What are you doing? Ne yapıyorsun? Bu da olmaz çünkü bakın anlam olarak olabilir ama burada biz şimdiki zamanla soruyoruz. Cevap olarak geniş zaman kullanılmış. Bu da olmaz. What did you do yesterday? Dün ne yaptın sorusuna zaten geniş zamanla cevap veremeyiz. Past tense kullanmamız gerekiyordu. Eledik. D de what do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Ödevlerimi yaparım ve arkadaşlarımla buluşurum. Cevabımız denizli şıkkı. 4. Gene bir soru soruluyor. Cevap olarak she was born in Antalya. O Antalya'da doğdu diyorsak o zaman sorumuz ne olabilir? O nerede doğdu olabilir. A şıkkına bakalım. When were you born? Ne zaman doğdu? Doğdun anlamında bir sorumuz. Eledik. Sonra what time were you born? Saat kaçta doğdun? Bu da anlamsız olmaz. Where was he born? Nerede doğdu? Ama ne soruyoruz? O hakkında soruyoruz. Evet öznelerimiz uyuşsa olurdu ama buradaki sorduğumuz hi erkek için soruyoruz. Biz cevap olarak she yani kız olarak cevap veriyoruz. Bu da olmaz eledik. D'ye bakalım. Where was your mom born? Senin annen ne zaman doğdu? Ya pardon nerede doğdu sorusuna bu şekilde she was born şeklinde cevap verebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı. E geçelim 5. sorumuza. Burada da bize bir tablo verilmiş. Bu tablo ile alakalı sorularımız var. Hangisi doğrudur deniliyor. Şimdi Ali and Ayşe don't like bagel. Bagel simit tarzı bir atıştırmalık arkadaşlar. Ali ve Ayşe bagel'ı sevmezmiş. Bakalım hemen Ali ve Ayşe bagel'ı seviyorlar. O yüzden bu yanlıştır. Eledik. Ali likes olives. Ali zeytinleri sever deniliyor ama baktığımızda Ali zeytini sevmiyor. Eledik. Ayşe likes bagel and olives. Ayşe bagel ve zeytinleri sevmekteymiş. Gördüğünüz gibi seviyor. Bu ifademiz doğrudur. D'ye de bakalım. Ali doesn't like egg. Ali yumurta sevmezmiş. Ali yumurta seviyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Doğru istediği için cevabımız Ceyhan Şıkkı. Devam ediyoruz 6. sorumuzda. What are they doing? Onlar ne yapıyor diye soruluyor. He is running. O koşuyor diyoruz. Olmaz. Çünkü neden? Onlar diye sormuş. O koşuyor diyemeyiz. She is running. O koşuyor. Bu sefer kız için deniliyor. Bu da olmaz. They are riding a bike. Onlar bisiklete biniyorlar. Bu da yanlış. Koştuklarını görüyoruz. They are running. Onlar koşuyor. En uygun cevabımız olacaktır. Cevabımız denizli şıkkı. Devam edelim 7. sorumuzla. Bir soru soruluyor. Cevap olarak ise Ankara is cold and snowy. Hangisi gelmeli boşluğa? Ankara soğuk ve karlıymış. What is the temperature in Ankara? Temperature sıcaklık demektir. What is the temperature dediğimizde de sıcaklık kaç derecedir anlamında bir soru ortaya çıkıyor. Ama burada herhangi bir sıcaklıktan bahsetmiyoruz. Olamaz. How is Ankara? Ankara nasıl? Mesela Ankara nasıl sorusuna direkt Ankara soğuk ve karlı demek hani pek doğru değil. Ankara nasıl derken işte güzel bir şehir şu açıdan güzel şeklinde daha yapıcı bir cevap verebiliriz. O yüzden bunu da kabul etmiyoruz. C'de is Ankara bigger than İzmir? Ankara İzmir'den büyük mü diye soruyoruz. Alakasız eledik. What is the weather like in Ankara? Ankara'da hava nasıl dediğimizde Ankara'da hava soğuk ve karlı diyebiliriz. Uygun cevabımız D'de verilmiş. Cevabımız da denizli e şıkkıdır. 8. Isparta is 9 Celsius derece. İzmir is 15 Celsius derece veriliyor. Verilenlere göre hangisi doğrudur? Isparta is colder than İzmir. Isparta İzmir'den daha soğuktur. Bakın 9 derece 15 dereceden daha soğuk olacaktır. Doğrudur. Bu doğru. Burada yanlışlık yok. İzmir is colder than Isparta. İzmir Isparta'dan daha soğuktur deniliyor. Yanlış tam tersi olacaktı. Isparta is bigger than İzmir. Isparta İzmir'den büyüktür deniliyor ama bunu kıyaslayabilmek için elimizde yeterli bir veri yok. Sadece sıcaklıklar var. Eledik. İzmir is more beautiful than Isparta. İzmir Isparta'dan daha güzeldir deniliyor. Gene bunu da bilemeyiz. Bize verilmiyor. Bunu da eledik ve A şıkkını işaretleyebiliriz. Isparta İzmir'den daha soğuk arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı dedik ve 9. sorumuza geçiyoruz. Gene bir ifade, bir soru soruluyor. Cevap olarak ise İstanbul is 15 Celsius derece olarak söyleyebiliyoruz. İstanbul 15 derecedir. O zaman ne sorabiliriz? A şıkkı. What is the weather like in İstanbul? İstanbul'da hava nasıl, hava durumu nedir diye sorduğumuzda havanın direkt derecesinin sıcaklığını söyleyemeyiz. Hani hava işte sunny, güneşli olabilir, windy, rüzgarlı gibi ifadeler kullanırız. Direkt sıcaklık değeri vermeyiz. Is it raining in İstanbul? İstanbul'da yağış var mı dediğimizde gene buna da cevap alamayız. What is the temperature in İstanbul? İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derecedir dediğimizde evet tam olarak bu uymakta. 15 derece olduğunu söylüyoruz. D'ye de bakalım. Is it cloudy in İstanbul? İstanbul bulutlu mu diye soruluyor. Değil arkadaşlar yanlıştır. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Ve bu sayfadaki son sorumuza geldi sıra. Where is the apple? Elma nerededir? Elma kutunun gördüğünüz gibi yanında olacaktır arkadaşlar. Yanındayı da nasıl söyleyebiliriz? Near ile söyleyebiliriz. A'ya baktığımızda it is on the box, kutunun üstünde deniliyor, yanlış. It is in the box, kutunun içinde, yanlış. It is near the box, kutunun yanında, doğrudur. It is behind the box, kutunun arkasında, yanlıştır. Cevabımız C şıkkı, kutunun yanında olacaktır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından 11. sorumuzla devam edebiliriz. Bu sefer de where is the apple soruluyor. Elma nerededir? Elma baktığımızda iki kutunun arasında olacaktır. It is in the box kutunun içinde değil. It is in front of the box kutunun önünde değil. It is between the boxes kutular arasında. Evet doğru en doğru tabirimiz budur. It is next to the box Kutunun bitişiinde bu da değildir, bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı. İki kutu arasındadır. Bitvini burada kullanmamız gerekecek. 12. Bir soru soruluyor gene ve cevap olarak I did my homework. Ödevlerimi yaptım deniliyor. Buna göre sorumuz A şıkkındaki What did you do last night olabilir mi? Evet olabilir. Ne demektir? Geçen gece ne yaptın demektir ve geçen gece ben ödevlerimi yapmış olabilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Buraya işaretimizi koyalım. Diğer şıklara da bakacağız tabii ki. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Sorusuna cevap veremeyiz. Eledik. Did you do your homework? Ödevlerini yaptın mı? Bu da did'de sorulduğu için yes ya da no ile başlamamız gerekiyordu. Eledik. Do you do your homework? Ödevlerini yaptın mı? Gene aynı şekilde yes ya da no ile cevap vermemiz gerekiyordu. En uygun sorumuz A Cevabımızı alan olarak yapıştırıyoruz. Devam ettik 13. sorumuzla. Where were you last summer? Geçen yaz neredeydin diye bir soru soruluyor. Cevap olaraksa hangisi doğru olabilir? I was ten years old. Ben 10 yaşındaydım. Yanlış. I was happy. Mutluydum diyemeyiz. I did my homework. Ödevlerimi yaptım diyemeyiz. I was in Antalya. Antalya'daydım diyebiliriz çünkü bize neredeyle soru soruluyor. Yani basit ve güzel bir sorumuz. D şıkkı doğru cevabımız. 14 I am 10 years old now. I was 9 years old. Bla bla. Şimdi burada deniliyor ki ben şu anda 10 yaşındayım. Ama şu yıl önce 9 yaşındaydım. Ne zaman 9 yaşında olurum? O zaman geçen sene 9 yaşında olurum. Last year geçen sene anlamındadır. Ego önce demektir. Hani bunda da one year ego dese, a year ago deseydi o zaman doğruydu. Bir yıl, yıl önce doğru olurdu. Ama direkt ego demesi önemli değildir. Yani olmaz. Last year direkt geçen sene anlamındadır. This year bu yıl zaten 10 yaşında olmaz. Tomorrow yarın. Yarın hiç olmaz. Cevabımız Adana şıkkı. Devam edelim. 15. sorumuzdan. I visit my uncle two days nokta nokta. Boşluğa hangisi gelmeli? Two days before. Olmaz. Hani before tam uymuyor cümlenin sonunu arkadaşlar. Two days ago dediğimizde Bakın two days ago iki gün önce anlamına gelecektir ve iki gün önce ben dayımı veya amcamı ziyaret ettim. Two days last olmaz. Last son demektir. İki son olmuyor mantıksız. Yesterday dün demektir. Zaten iki days de, two days de alakası yok. Eledik. Cevabımız B şıkkı ego olacaktır. Bu tür sorularda gene karşınıza bolca çıkacaktır arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. 16'ya geçelim. Bir soru soruluyor. Cevap olarak ise I learned to swim. Yüzmeyi öğrendim deniliyor. A şıkkında Did you swim yesterday? Dün yüzdün mü sorusuna gene ditte sorulduğu için yes ya da no ile cevap vermemiz gerek. Eledik. D B de Do you swim everyday? Her gün yüzer misin sorusuna da gene yes ya da no ile cevap vereceğiz. Eledik. C de What did you do last summer? Geçen yaz ne yaptın sorusuna geçen yaz yüzme öğrendim diye cevap verebiliriz. Bu bir dursun. Where did you swim? Nerede yüzdün sorusuna? E, yüzmeyi öğrendim diyemeyiz. Direkt yer ismi vermemiz gerekmekteydi. Bu da değildir. Cevabımız C şıkkı. What did you do last summer? Geçen yaz ne yaptın? Olacaktır. 17 saatlerle alakalı bir sorumuz. E, bu sorumuza başlamadan önce saatleri ben size kısaca anlatayım arkadaşlar. Saatlerde biz iki kalıbı kullanıyoruz. Bir past bir de to. Past Türkçede de kullandığımız gibi geçiyor anlamındadır. Mesela dördü e, 4'ü 20 geçiyor dediğimizdeki ifadedir. Geçiyor. Tu ise kala demektir. Türkçedeki mesela 5'e 10 kala gibi ifadelerde kullandığımız kala olacaktır. Bunu bildikten sonra saat okumakta, yazmakta herhangi bir problem yok. Şimdi bu saatimize bakalım. Saat kaçı gösteriyor? 12.45'i gösteriyor. 12.45. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Türkçe düşünecek olursak bunu Türkçe olarak 1'e 15 var diyebiliriz. Ve burada İngilizce'de de 15 ifadesinin bir anlamı var. Bir adı var. O da quarter. Quarter gördüğümüz yerde aklımıza 15 gelecek. Şimdi bizim 1'e 15 var dememiz gerekiyor. Bunu nasıl diyebiliriz? Burada o zaman to'yu kullanacağız. 15 yerine quarter demiştik. O zaman ne diyeceğiz? It is quarter to ve ne diyoruz? 12 demiyoruz bakın. 1 diyoruz. 1. Çünkü neden 1 diyoruz? Çünkü 1'e 15 var. 12-15 var dediğimizde 11-45 olmuş oluyor. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi to kullandığımızda da zaten burada görmüş olduğumuz sayının bir üstünü kullanmamız kesinlikle gerekiyor. Bu can alıcı noktası dikkat edelim. Ee, cevabımıza baktığımızda it is quarter past one biri 15 geçiyor. Yani 1-15 oluyor burası. Burası ise it is quarter to one'da bire 15 var. 12-45 olmuş oluyor. Bizim de aradığımız saat dilimi budur. Cevabımız denizli şıkkı. 18. sorumuzla devam ediyoruz. Okunuşu verilen saatlerin dijital olarak yazılışı hangi şıkta verilmiştir denilmekte. Bakalım hemen. It is 12 o'clock. Tam sayılarda da tam saatlerde de direkt o'clock demekteyiz. Mesela 12 o'clock da saatin 12 olduğunu gösterir. 12.00'dır. İlki 12.00 olacak. A ile D'yi eledik. It is 10 past ten. Past geçiyor demekti saat 10'u 10 geçiyor. Yani 10-10 arkadaşlar. It is 20 to eight. Saat 8. Saat 8'e 20 var. O zaman saat kaçtır? 7.40'dır arkadaşlar. 7.40. It is half past 6. Half da arkadaşlar yarım anlamındadır. Yani 30'dur. Saat dilimindeki 30'dur. Yani burası da 6.30 olacaktır. Yani aslında Türkçeleştirdiğimizde 6'yı Yarım geçiyor anlamındadır. Bu da zaten altı buçu temsil edecektir. On diyebiliriz. Öğleden sonra altı buçuk olmak üzere. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Devam ediyoruz. 19 sorumuzda. Hangi cümleler doğrudur denilmekte? Mesleklerle alakalı bir sorumuz veriliyor. A Tyler can see address. Tyler terzi demektir. Sew, e, dikmek demektir. Address de elbise terzi elbise dikebilir. Soruda yanlışlık yok. Doğru. A hairdresser can build buildings. Kuaför arkadaşlar veya berber bina inşa edebilir mi, dikebilir mi? Hayır dikemez. O zaman burası yanlıştır. Bunu kabul edemeyiz. Biz doğrular arıyoruz. İki eledik ve iki olan şıklarımızı da eleyebiliriz. Gördüğünüz gibi iki şıkkı direkt elemiş olduk. A cook can't cook. Şef yemek pişiremez deniliyor. Yanlıştır. Şef yemek pişirebilir. Aşçı yemek pişirir. Üçü de eledik. A teacher can repair cars? Öğretmen araba tamir edebilir mi? Edemez. Öğretmen öğrencilere ders anlatır, arabayı kim tamir eder? Mekaniker tamir eder arkadaşlar. Tamirci tamir eder. 4 de yanlıştır. A dentist can pull out teeth. Dişçi, diş hekimi diş çekebilir. Evet, tabii ki de bu onun işi olacaktır. Bu da doğrudur. Beşi doğru kabul edeceğiz. 6'ya baktığımızda an architect can design buildings. Mimar bina dizayn edebilir. Evet tabii ki de edebilir. Bu da onun işidir. Bu da doğrudur. Cevabımız 1-5 ve 6'nın olduğu Ceyhan Şıkkı'dır. Ve sıra geldi son sorumuza. 20. ve son sorumuz. I don't like Ferris wheel. Ferris wheel dönme dolap demektir. It is nokta nokta. Nasıl tamamlanabilir? Şimdi dönme dolabı sevmiyorsak fantastik olamaz. Fantastik olursa severiz. Fun, eğlenceli olursa da severiz. Boring, sıkıcı olursa sevmeyiz. Amazing şaşırtıcı olursa da severiz. C şıkkındaki boring olursa burada da olduğu gibi sevmeyiz. Cevabımız C şıkkı boring sıkıcı olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Ee, ve bu yazılı sorular ve daha fazlasına da yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Diğer derslerin yazılı videolarına da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.